Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de iş dünyası buluşmasına katıldı. Türkiye ekonomisinin bu yıl sonunda ilk kez 1 trilyon doları aşacağını söyledi. Türkiye'nin Azerbaycan'a doğrudan yatırımlarının 12 milyar dolara ulaştığını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti. Cevdet Yılmaz'ı Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmetov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bakü'de düzenlenen İş Dünyası Buluşması programına katıldı. Türkiye'nin ekonomik görünümünü değerlendirdi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez gayri safi milli hasılanın ulaşacağı seviyeyi açıkladı. Bu yıl sonunda ilk defa ekonomimiz 1 trilyon dolar seviyesini aşacak inşallah. Şu andan geçmiş 12 aya baktığımızda 1 trilyon 70 milyarı aşmış durumdayız. 2023 sonu itibariyle 1.1 trilyona yakın bir ekonomik büyüklüğün oluşmasını bekliyoruz. Bu önemli bir rakam. Tarihimizde ilk defa bu 1 trilyon dolar seviyesini bu yıl aşıyoruz inşallah. Bizi bu dünyada nominal dolar bazında 17. büyük ekonomi haline getiriyor. Türkiye Cumhuriyeti nominal dolar bazında 17. dünyanın büyük ekonomisi. Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Azerbaycan'a doğrudan yatırımlarının 12 milyar dolara ulaştığını da belirtti. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında kurulan Türk Yatırım Fonu'nun ticaret hacmini artırma için fırsatlar oluşturacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, basitleştirilmiş gümrük hattının hayata geçirilmesiyle karşılaşılan sorunların da azalacağını söyledi. Cevdet Yılmaz, bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başbakan Ali Asadov ve Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek.